Evet sevgili seyirciler, tam sağ presse, tam sağ presle devam ediyoruz. Fenerbahçe maçını konuşuyorduk. Ama tabii sadece Fenerbahçe maçını konuşmak istemiyoruz. Yine ligde diğer takımların maçlarını da konuşacağız. Genel bir lig panoraması da yapacağız. Şimdi bu maçlarda özellikle de Veysel'cim Karadeniz. Çünkü kanalımız biliyorsun bir Karadeniz kanalı aslına bakarsan. Karadeniz'de çok ciddi izlenme oranlarımız var. Bütün o Karadeniz takımları bizi, taraftarları şu anda bizi belki de izliyordur. Büyük olasılıkla izliyordur. Kanal G izleyicileri. Onlardan da bahsedersek. Hepsine buradan selam gönderiyoruz. Yorumcularımızdan da o zaman rica ediyoruz. Bakalım bunu ilgili özellikle değinirlerse seviniriz. Buyurun efendim. Ben geçen sene TRT'de PTT ligini veriyordu. Yayınlanıyordu maçlar. Evet. Bu sene yok. Maalesef yok. Giresunspor'da şu anda ligin üst zirvelerinde. Ama takip edemiyoruz. İnşallah yakın sorun da çözülür. PTT ligini takip edebileceğiz. Eksiklik aslında değil mi? Tabii bayağı bir izleyici kitlesi var zaten. Yani çünkü PTT birinci lig dediğin zaman yani Süper Lig'in kalite olarak bir tık altta ama 3 tane iyi transferle Süper Lig'de oynayabilecek çok kaliteli takımlar var. Evet. Yani PTT birinci lig dediğimiz zaman yani hiç yabana atmamak lazım. Yani gerçekten de çok kaliteli takımlar var. Çok kaliteli maçlar oldu. Geçen sene biz Mustafa'yla çok maç seyrettik. Temposu enteresan yüksek maçlar oluyor. Ben geçen sene de çok izledim. Müthiş maçlar oluyor. Ve zaten ilk 45 yarılar bu kadar çabuk futbol oynanır mı diyordun. Tabii ikinci yarı yorgunluklar başlayınca kalite ortaya çıkmaya başlıyor bu defa. Çok kaliteli yabancı oyuncular var şimdi. Amerika dediğin oyuncu bile garibik çıkarken çok ciddi katkıları olmuş. Ondan sonra gelmiş. Süper Lig'de çok başarılı olmuş. Fenerbahçe'ye gelmiş. Avrupa'ya gitmiş. İngiltere'ye kadar gitmiş. Amerika bedavaya gelmiş. Onun gibi daha ne oyuncular var? 300 bin dolar mı? Tabii 300 bin dolar mı? Öyle bir garip bir rakama gelmişti yani. Sırf Amerika değil. Onun gibi daha ne oyuncular var? Neler var da işte. Bir de çok genç oyuncular var. Yani 20-21 yaşında, 19 yaşında çok genç oyuncular var. Mustafa'nın dediğine geliyoruz. İşte genç yaşta alıp işte o PTT Lig'de oynatıp tecrübe kazandırabilir yani futbolcuya. Öyle mi? Ya yani 30 yaşındaki bir futbolcuya alacağını ya, 10 milyon, 20 milyon oyuncular. Nereden geliyor genelde biliyor musun? Genelde yani Avrupa'nın scout ekiplerini çok iyi takip edip alıp da hayır bak bak hayır anlatamadım bir dakika ödümü bitireyim ondan sonra. Bunlar alıyorlar. Şimdi kendi liglerine bakıyorlar. Oynayamadı ama bunları kiralık veriyorlar daha çok. Yani 18-19. Bruno dediğin adam da geldiğinde 20 yaşındaydı. Geldiği ilk tane başarılı olamadı ama her tane üzerine koyarak gidecek bunlar. Çünkü büyük seviyedeki oyuncular yavaş yavaş futbolu bırakıyorlar, düşüşe geçiyorlar. Bunlar ön plana çıkıyor. Hepimizin futbola başladığımız günleri hatırlayın. İlk genç oyuncu, tecrübeli oyuncu olarak çıktık. Zaman zaman türü aldık. Ondan sonra bizim üzerindekiler yavaş yavaş gitmeye başlayınca bir ön plana çıktık. Şimdi Burma denen adam güne kadar burada oynamayacak. Bedava vermeyi düşündüğün adam bugün 40 milyon euro para ediyor. Bak hocam, şimdi tam senin gençlerden bahsederken benim büyük oğlum mesaj atıyor Kaan. Demiş ki genç oyuncuların tecrübesizliği takımı etkiliyor mu diyor. Kesinlikle etkiliyor. İşte tabii bunların tecrübe kazanması yukarıdaki yani onlardan tecrübeli büyük abilerinden ne görüyorlarsa onları yapıyorlar. Örnek doğru olursa doğru örnekle diyorlar. Evet, evet, evet. Yani biz bunları bu şekilde ben yaşadıklarım için söylüyorum. Evet. Önünde ne kadar doğru örnek varsa eğer ki önündeki örnek doğruysa onu alıyorsun. Kötüyse kötü örnek veriyor. Kötü örnek alıyorsun doğru. Yani. Özel başka mesajlar da var vallahi. Ben artık söyleyeyim şu üzerimde kalmasın çünkü sonra ben bu mesajlar yüzünden vallahi neredeyse dost kaybeder duruma gelmiştim kendi programlarımda. Hemen şey yapalım. Hüseyin Kabil mesaj atmış. Hayırlı olsun demiş. Esabil Cufa. Bu çok Beşiktaşlı bir arkadaşım. Çok değerli bir arkadaşım. Esabil'cim izliyorsan seviyoruz seni. Çinem Hanım bizim programcımız Kanal G'nin programcısı Çinem Duman ile Dost Ziyareti isimli bir programı var çekti. Şimdi bu hafta yayınlanacak. O mesaj göndermiş. Burada başarılar diliyoruz. Tarık Karyağdı yine ve Yaşar Şengül ikili birlikte. Onlar da Çok Eğlenücük diye bir programları var hocam. Onlar da yine ilk program olması sebebiyle sevgiler, başarılar diyor. Hede. Hacı abi. Evet, dostlarıma diyor, bütün diyor dostlarıma başarılar Hüseyin abi. Şimdi bunu hemen şöyle bir şey yapayım, kısaca bahsedeyim. Şimdi bu programın oluşmasında Hacıdan'ın çok ciddi emeği var. Evet, yani bizi aslında Mustafa ile Feridun abimle bir araya getiren bizi bu programın ortaya çıkmasında büyük katkısı var. Kendisine teşekkür ederim.
buradan öyle değil mi? Buradan bir de bugün senin geleceğini öğrenince Erdi diye 30 yıllık dostum dedi. Sevgiler iletti. Tabii ama bir zamanında yatırım yaptık acı. Acı ya. Haftanın 7 günün 6 günü acıda yemek dedik. Tabii. Abi çok ilginç. Yani bak. Yani sizler zaten yani onun sofrasında yemek yemeyen hiçbir futbolcu neredeyse yok. Onu bırak Maradona gelmiş ya. Tabii. Maradona hiçbir İstanbul'u yoktur herhalde onun yanında. Evet yani çok enteresan. Bak ben Fener'e geldim. Var mı bir anın acılı? Çok acılı çok. Yani anılarım o kadar çok var ki. Bir tane var ama burada anlatılacak. Neyse yani sen mi? Hacı dinliyor mudur beni? Hacı izliyordur ya. Çok çok selamlar. Evet. Sevgiler sunuyorum. Çoktan beri görüşemedik onunla ama. Tabii Hacıdan'ın ilk Etiler girişinde şimdi bir itim vermeyeyim reklam evet, evet. diye altında yapmış olduğu bir yer vardı. Evet. Ben de bir yere kadro dışı kalmışım. Yani bir gideyim dedim Ramazan günüydü. Yer yok. Yer ama enteresan bir kalabalık. Yani aklında gelebilecek Türkiye'deki şöhret olmuş. Yani dirve yapmış herkes orada. Evet. Kendimi de yer bulamadık bir de Fenerbahçe diye bir yer değil. Gelseydin de bulmasın be kardeş. Yok sen yoktun maçta gidiyordun ben kadro dışıydım. Ben orada kadro dışıydım hafta sonuydu büyük. Ama sen kadro dışıydınız onu başlamak. Yer bulduk, o bir yer bulduk oturduk onu tercih ettik ki bak kardeşim bir akşam kaçta gelirse gelelim batabilirim. Bir parasını ödeyeceğim. Bir hacıyla tanışmam da öyle oldu. Ondan sonra gerçekten bir ay boyunca zaten kadro dışıydık. Haftanın ben Ulus'ta bir yerde oturuyordum orada. Haftanın 5-6 günü oradaydık. Kadro dışı kalanlar. Tabii kadro dışı kalanlar. Hacı'nın devamlı müşterisi. Aynen. Ramazan'dı bir de. Tam bir ay öyle. Ondan sonra Hacı'yla da oturduğumuz çabuk çok ilerledi. Ondan sonra bütün açtığı mekanların bir davim olarak da devam ettik. Ama son zamanlarda bu taraftayız. O yüzden dolayı çok fazla geçiyor. Vallahi ben Hacı abine neredeyse haftanın 7 günü beraberim. Söyleyeyim yani. İyi, evet, çok selam söyle. Çok sık görüşüyoruz. Şöyle bir şey. Ben öyle anıları var. Öyle esprili, öyle komik anıları var ki yani bütün o sanat camiası işte futbolcular olsun, oyuncular olsun, şarkıcılar olsun falan böyle enteresan bir adam yani şahsına münhasır. Buradan andık, kendisine sevgilerimizi iletelim. Evet, yani sana doğru anlayacağım. Evet. Başka mesaj var mı? Vallahi var, var. Onları da daha sonra şöyle bir tekrar şey yapayım. Şimdi bu ligin genel durumu... Şimdiye kadar oynanan maçlar, geride kalan haftalarla ilgili bir genel değerlendirme yapalım dilerseniz. Ben dünkü maçı arasında bir değinmek istiyorum. Bu Trabzon, Atiker Konyaspor. Evet. Trabzonspor'un yedek kulübesini gördünüz mü? 5 tane yabancı vardı herhalde değil mi? Onu mu diyorsun? 5 tane futbolcu var, zenci. Ve bunları almışın, neden oynatmıyorsun o zaman? Yani 89'da mı? 89'da ilkini aldı evet. 88'de oyuncu değişikliği yapıyorsun. O futbolcudan ne bekleyeceksin ya? Ne bekleyeceksin? Hayır 5 tane yabancıyı alıp da neden... Neden yedek oturtuyorsun? Almayın o kadar yabancıyı. Yani almak için almış gibi gözüküyoruz. Ya oynatacaksın ya da aldığın iyi bir yabancı olsun ki o sahada ter döksün, aldığı parayı hak etsin. Yani biz diyoruz ki işte yabancı geliyor. Ya yedek oturttuktan sonra ben o adamı niye alıyorum ki? Doğru. Bakın. Çünkü o 5 yabancı kim olmuştur Mustafa Hocam? Yani i̇şte, yönetim mi aldı, Ersun Yanal mı aldı? İşte onu soruyorum ben de. İşte ona aldı dersin. Ersun Hoca göreve sezon bitmeden önce geldi. Transfer çalışmalarını yaptı. Transferlerini şu anda Türkiye'de transferler için en fazla zamanı olan takım Trabzonspor'du. Hazırlığı ona göre yaptı. Bir tane önceden, 6 ay önceden takımı tanıdı. Yani kimi gönderecek, kimi alacak hepsini gördü, tanıştı etti. Yani bundan sonra da biraz daha zaman tanımak lazım. Ama bunun önünde çok da uzun zamana ihtiyaç yok. Yani şurada kaldı. Ben hiç katılmıyorum. Şimdi 5 tane yabancı alıyorsun. Yok yok. Veya 6 tane, 5'i yedekte. Benim söylemek dediğim şu. Sen transferi yaptın. Dedon barı çalışmanı iyi yaptın. Evet. Ki Ersun Hoca iyi takım çalıştır. Sen dünkü maçı berabere bitirdin. Son 3 maç. 3 mağlubiyet, 1 beraberlik. Sen ligden koptun zaten. Senin ligde şampiyonluk hesabı yapma şansın kalmadı artık. Yani dün bir tek şans vardı. Hem son dakika maçı kazandın. Galatasaray'la Beşiktaş berabere kaldı. Fenerbahçe kazandı o bir avantajdı ama senin şu saatten sonra ligde şampiyon olma şansın yok. Sıfır. Daha 4. 5. hafta. Tabii. Evet. 4. hafta. Kesinlikle yok. Dünkü görüntü olarak yok. Hayır. Bana hiç, bak nasıl bana Fenerbahçe umut vermiyorsa Trabzonspor bir de puan olarak uzak. Tabii puan olarak. O hiç daha ve oyuna ulaş olarak. Tabii yani. Tamamen uzak yani. Yani görüntüye baktığın zaman. Tabii oyun anlayışına bakıyorsun. Bu takım kendi tarafında tamam Konya çok iyi takım. Büyükşehir iyi takım. Osmanlıspor iyi takım. Ama sen bu Osmanlı'yı kendi tarafında yenilmişsin.
Ben Konya'ya evet. 10 dakika tedarif attığım bir gol yerim. Çünkü bana futbol olarak hiçbir şey tatmin etmedi. Bana göre maçın hakkı beraberlikti. Konya'nın alma şansı daha fazlaydı. Bir gol kaçırdı. O gol atmış olsaydı Konya maçı kazanırdı. Evet. Çünkü tedariften maç kazandı. İlk yarı pozisyonu daha fazla. Şimdi aynı şekilde Fenerbahçe için de geçerli. Ama Fenerbahçe çok büyük puan farkı yok arada. Ama Fenerbahçe'nin yedekte bench'i güçlü. Alternatif çok. Şimdi Fenerbahçe'nin bir avantajı şuydu. Yani hocasını Tora'dan aldı. Olmayacak bir yerde hoca değiştirdi. Yeni bir sistem falan zamana ihtiyacı var. Onu kabul edilebilir. Ama sen Trabzon olarak kabul etmem ben. Ben aşağı yukarı Demut aydan beri. Demut, Avutut, Eylül. 3 aydan beri bir takım. Hem çalışıyorsun. Bak bir 103 gollü şampiyon oldun mu sene? 11 tane yeni oyuncu geldi. Bir daha söyle abi 103'ü. Evet 103. Ona hep sürekli evet, hatırlatacağız evet. Zaten. Evet. 11 tane yeni oyuncu. Bize 4 attığımızı söyleriz. Aynen. Yani o yüzden dolayı Trabzon bana hiç ümit vermiyor. Şampiyonlukla ilgili ben hiç şey yapmıyorum. İşte onun için diyorum ya, yani dünkü maçı seyrediyorum. Ya top sendeyken oyun anlayışı, ya daracık alana habire doldur boşalt. Yani hakikaten sanki ben dünkü maçta üçüncülük maçı gibi geldi bana yani. Süper Lig takımından çok uzak. Yani evet. Oyun anlayışı yok. Felsefe bilmiyorum abi. Ben oyun anlayışı göremedim. Ya her zamanki gibi yine 3'e 4'e bölünecek. Şimdi işte aynı şekilde Beşiktaş, Galatasaray. Ama görüntü olarak geçen sene daha kötü bir Trabzonspor var. Tabii canım aynen tane katılıyorum. Hani şöyle diyebilirler. Zemin kötüydü. Kardeşim yani. Erol'cum bak. Geçen sene zeminde oynadı yani. Geçen sene Trabzonspor hakem hatalarından çok puan kaybetti. Evet. Nereden baktan 14-15 puan hakem hatalarından kaybetti. Şimdi yani bunları bugünkü Trabzonspor'a koyarsan küme düşme oynar. Doğru. Aynı hatalar yaşanırsa bugünkü Trabzonspor küme düşme oynar. Geçen sene de küme düşme oynadı ama hakem hataları vardı. Ama oyun anlayışı olarak bakıyorsun 3 ay az bir zaman değil futbol için. Siz 11 tane yeni adam getirdiniz dünyanın her tarafından. Siz bunu 1,5-2 ayda bir araya getirip yani bir takım olasılık. En şanslı teknik direktörler mi yani biliyor musun? Zamanında transferini yapmışsın, hazırlık kampına götürmüşsün. Tabii aynen. Yani o futbolcuyu hazırlayacak adam sensin ama takıma bir bakıyoruz. Şu anda Ertuğ'un hocanın mazereti yok. Hiç. İki hafta daha var. İki haftada ya eğer ki... Peki ama Trabzon bunu hak etmiyor Mustafa Hocam. Yani hak işte, etmiyor. Tabii. Hiç hak etmiyor ya. Hele bu taneki yönetim. Boş yeri yani bir Trabzon. Bu taneki yönetim hiç hak etmiyor. Yabancı yoktu. Yerli futbolcularla ya, Trabzon şampiyonu oldu ya. Biz Avni Aker'e giderken yani Trabzon'a giderken korkarak gidiyorduk. Yani bu bir gerçek. Trabzonspor'la oynuyorsun. Yani neticesi en büyük tepesinden Trabzon'du. Yani boğuyordu seni. Her zaman puan kaybetmeye açık. Tek üç evet. Büyük olaraktan türlü yapamadık. Futbolda iyi bile bir taraftarı var Trabzon'un. Ama son dönemde işte tabii. Biraz işte orada da hem yönetimsel yani. Olarak evet. Sıkıntılar oldu. İşte, değil mi? İşte. Taraftar biraz... Şimdi diyoruz en baştan yöneticileri değiştirmek lazım. Evet. Veya o... Ama şimdi ben bu şu anki başkana tabii. Hayranım. Şimdi ya çok efendi bir insan. Evet. Yani şöyle bir ben zaten yani. Geçen sene görüştüm yani. Kamuoyunda bu başkan Bayram Bey bir barış sağladı. Evet. Evet. Bir sempati evet. Kazandı. Evet. Geçen tane hakem hatalarının olma sebebi evet. Bir takım yani kamuoyu karşına almaktı. İlk önce hakem camiasını. Ya üslubu çok şimdi. Çok iyi. Tabii. Çok iyi niyetli bir insan. Hiç. Evet. Kesinlikle laf yok yani. Ben çok beğeniyorum başkanı. İnşallah. Ama ben de başkanın yanıltıldığını düşünüyorum yani. Yani Trabzon bu sene şeyde var mı? Avrupa kupalarında? Yok hocam. Yok, değil mi? Küme düşmekten doğru kupalarında. Evet ya. Doğru pardon yok. Evet, keşke olsaydı en azından keşke. Avrupa bak, kupalarında. İşte bahsettiğim gibi eskiden Trabzon hep Avrupa'ya giden ve hakikaten de bir başarı elde eden takım. Tabii canım ya kimleri devirdi ya. Ben bir Aston Villa maçı vardır hatırlar mısın? Dehşet bir maçtı. Yani, hiç unutamam o maçı. Yani şimdi bakıyorsun ama Trabzon ileriye gitmesi gereken yerde Trabzon çok geriye gitti diyor. Ama ben bence bu yönetim, bu hoca, şimdi yeniden bir yapılanma var. Bence Trabzonspor yani bir sene daha geçecek olur. Ondan sonra umarım öyle olur. Geçsin abi. Yani sonuçta bu bir şanstır aslında. Bir yani. enkaz öyle bir seferde bir senede kalkması zaten zor yani. Öyle değil mi hocam? Parayla da şey yapamazsın. Parayla da kaldıramazsın. Aynen o şekilde. Onun için bir şanstır bu. Evet. Yeni bir yapılanmaya gideceksen daha az bütçelerle bütün kendi öz çocuklarına Trabzon, Karadeniz geniş bir band. Oradaki futbolcularını, genç futbolcuları yetiştirip özüne dönebilir Trabzon. Evet, yani evet. Büyük paralar taraftar yönetimin ve Ersun Yeral'ın arkasında durması lazım. Bakın Fenerbahçe yapmadı Ersun Yeral konusunda. Yani biliyoruz hepimiz o süreci ama Ersun Hoca Trabzonspor'a bence uzun zamanda yani zaten Türkiye'nin eksiklerimizden bir tanesi ne biliyor musunuz? Futbolcuya dayalı, hocalara dayalı bir anlayış yok. Sen hocanın arkasında durup futbolcu istediği
şey yapabiliyor Türkiye'de. Yani şöyle gözlemlediğimize göre konuşuyorum şu anda. Şimdi bakıyorsun, o bir şey olduğunda futbolcu misal kötü performans sergiliyor, direkt hoca yollanılıyor. İşte buna bir dur de. Ben bu hocanın arkasındayım de o futbolcuları yönlendireceksin. Yönlendireceksin kardeşim, aldığın parayı hak edeceksin diyeceksin. Doğru. Acaba şöyle bir sebep olabilir mi? Şimdi takım yöneticiler ve başkan veya yöneticiler açısından işler yolunda gitmediği zaman bir şeylerin değiştirilmesi lazım. Şimdi 22 futbolcu falan değiştirmek bir anda mümkün olmadığına göre değiştirmesi en kolay olan şey. Ama en büyük hata da bu işte. En büyük hata bu. İşte zaten sıkıntımız orada. Zaten bunun bir ekip çalışması olduğu başarının. Yani sadece hocanın ya da sadece futbolcunun ya da sadece başkanın, sadece taraftarın da tek başına bir anlam ifade etmiyor. Birlikte çalıştıkları anda, uyum sağladıkları anda, yani şunu görürüz ki bir takım düşünün, bir ya da iki olmuştur o sezon. Hocası başka bir takıma gider. Başarı gösteremiyor. Sarıyer'de neden başarılı oldu? Ben sana kısaca onu söyleyeyim. Sarıyer'de bir havamız vardı. Nasıl? Mesela ilk Biber Milan diye bir Yoslav hocamız vardı. Hocamız, şimdi çok ayıp olmasın ama hakikaten söylüyorum, ben bu kadar kötü bir hocayla çalışmadım. Ama abi kardeşlik vardı. Şimdi o takıma baktığım zaman Sarıyer'in ligin tozunu attığı dönemde mi? Yani biz mesela parasal konuda hakikaten para almadan sahaya çıkıp abi kardeşlik vardı. Yani öyle şeylerimiz dönüyordu ki bu maç alınacak, bitti. Bir büyüğümüz bunu dediği zaman bir takım kaptanı mesela bir Yaşar abi, kaleci Yaşar. Ya buradan bir selam gönderelim ya. Yaşar abi sağ ol. Ya Yaşar abi, efsane Yaşar. Evet. Yaşar abi misal inşallah bir rakamı konumuz da olacak. benim için bizim için kral, kral. Bizim için evet. Kraldır. Evet. Yok şimdi Yaşar abi yani 3 tane maç oynadı. Bunun 2-3 tanesini iyi oynamıştır. 50 tanesini vatat oynamıştır. 50 tanesini kötü oynadı diye. O yani oynadığı maçlar hep milli maçlar. Çünkü Gödön'de olan bir kaleci. Tabii sıradan, canım ya. Sıradan bir kaleci olmadığı için Yaşar. Tabii. Yaşar abi gerçekten dönemin en iyi kalecidir. İnternet olarak zaten söylemeye gerek yok. Şurada otursak sabaha kadar muhabbet bitmez. Evet. Bu kadar da pırıl pırıl bir insandır. Yani. Gündekten yani. O kaleciliğin kaderidir. Yani aynen. Kurtardıklarınız hiç konuşulmaz. Van Turutu. Zaten. Van ne Tuti. Şimdi eskiden baktığımız zaman mesela bir İngiltere maçlarını konu aldığımız zaman 8 tane yiyormuşuz. Şimdi baktığın zaman bir kalecide biz kaleciye yöneliyoruz. Abi bizim defansımız kaleciye nerede? Kaleciye gelene kadar o adamlar. Hocam vallahi ben bir kere puan aldık. Abdülkerim soruyormuş. Orada vardım ben, onu bilirim ben. 0-0'lık maç. 0-0'lık maç. Yedektik ama kadrodaydık. O maçta ben tribündeydim. İzmir'deydim maçta, tribündeydim. Yani yaşım kaç sene? Kaç sene? Teknen, altı teknen. Tabii çok sevdiğimizi hatırlıyorum. Ulusal bayram ilan ettik yani. 0-0 berabere kaldık. Bir de Almanya. Rıdvan'ın, Büyük Şenol'un. Rıdvan yedekti, girmedi. Oyuna Feyyaz girdi. Erdal oynuyordu. İlyat oynuyordu. Şenol oynayamadı, çok emin değilim. Kadro vardı. Bozer. Kaleci Fatih tabii oynuyordu. O gün oruçluydu. Benim oda arkadaşım taba kalktı. 5 namada kalktı. Hatta benim katkımla onu ben namada kaldırdım büyük ihtimalle. O gün gol yemeyeceğim dedi, yemedi. Şenol Hoca'nın boyu kıta diye İngilizlere karşı muhtemelen de onu oynatmadı. Çünkü orada şeyler taç atışlarından falan çok etkili oluyordu İngilizler. Evet. Şenol Hoca çıkıp o taç atışlarını havadan alamayacağı için evet. Fatih'i tercih etti. Fatih de gol yemedi. Oğuz oynuyordu. Orta sahada oynuyordu. Oğuz var mı demin değilim ya şimdi bak. Çünkü Oğuz o ara Takarya'daydı. Abi Takarya'da, ben, oğlum, ben maçı seyrettim ya. Hocam Takarya'dan Oğuz amil takıma gelmedi. O yüzden İskender sol tarafta oynuyordu. İlyas Erdal tan tarafı oynuyordu. Bak tane şöyle diyeyim. Erhan Ünal vardı. Cüneyt Erhan vardı. Tamam. Cüneyt, ortada Oğuz tamam. Oynuyordu abi. İlyas Süfeci var mıydı? Vardı. Erdal bu arada İlyas abiye bir selam gönderelim. Evet, evet, geçmiş olsun. Geçmiş olsun. İlyas abime çok geçmiş olsun diyorum. İlyas'a da, diyorum. Erhan'a da, Erhan'a bir yakında inşallah bu stüdyoda ağırlarız. Erhan ha. Abiye de aynı şekilde. Erhan abiye de İkisi de gerçekten Türk futboluna. Kendilerini seviyoruz. Özellikle İlyas Tüfekçi'ye acil şifalar Allah'tan. Erhan abi de biraz güneşe doğru. Erhan Ünal da aynı şekilde. Gerçekten ikisi de çok sevdiğim değerli abilerim. Ben Erhan abiyle apayrı bir diyaloğum var benim. Gerçekten onu çok seviyorum. Erhan Ünal. İlyas Tüfekçi de aynısı. Geçmiş olsun. Beyefendi futbolcusu. Allah acil şifalar versin diyorum. İkisini de seviyoruz. Genç sizin döneminizde hepsi herkes beyefendiydi ya. Herkes beyefendi. Bizde abi kardeşlik vardı. Gerçekten ya. Şöyle bir saygımız vardı. Acaba şöyle denebilir mi? Paranın bu kadar egemen olmadığı bir dönemde ilişkilere. Futbola. Ya menfaatlerin egemen olmadığı dönemde. Çünkü menfaatler şimdi hem futbola göre büyüdü hem de endüstri haline gelmemişti. Hatta aynı pastanın etrafındaki şeyler büyüdü. Evet.
Çoğaldı. Abi şimdiki futbolcular o insan ilişkilerine de yansıyor. Şimdi de eskiden tek iki yabancı oynar. Tek yabancı, iki yabancı. Herkes evet. birbirini tanıyor. Milli takımdan arkadaş. Ben genç milli takımdan sürekli herkesle arkadaş olarak büyüdük. E şimdi sahada kavga edip de daha sonra gidip milli takımdan yan yana olmak çok doğru olmuyor. Yani bir belli maçı kazandık da kaybettikler beraber. Ben hiçbir zaman Galatasaray Fenerbahçe maçı kazandıktan çok aşırı sevindiğimi de hatırlamam. Sevinirdim ama kendi evimde gidip şimdi ben Ali Tamiyen'de maç kazanıyorsam orada kendi bünyemde çok fazla sevinmeden gidip tabii. Mesela en son Galatasaray'ın Fenerbahçe'de kupa alması gibi. Dünyada yapılacak en büyük yanlışlardan biridir. Siz bunu hem emniyet olarak hem valilik olarak hem de futbol camiasındaki büyükler olarak yani. Nasıl böyle bir şey müteahhit edersiniz ya? O gün, neler oldu o gün Kızıl Toprak'ta iki tane polis arabası Diyarbakır'da hı. olmayan şekilde ters devrildi yani. Şeyler yani kupa böyle nasıl biliyorsun yani o sırtta? Ya olur mu? Olmaz böyle şey. Ya olur mu canım ya? Böyle bir şey olur mu ya? Ya Avrupa'da oluyor da bizde niye olmasın Erciğim ya? Bak ne oldu o gün? O zaman maçı oynatmayalım yani. Ay, şöyle bir şey var bak. Peki tersi olsaydı aynı şey. Aynı şey oldu. Aynı şeyi yine kabul etmiyorum. Olmaz. Bak şimdi sen orada... Alışacak. Herkes alışacak. Görüyordun. Orası... Fenerbahçe'de gelecek Ali Sarmen'de. Yok yok. Burası, burası Türkiye. İşte, bir, niye hala Avrupa'yı olamıyor? Ben kabul etmiyorum. Şimdi öyle bir şey var ki orası bir cenaze evi. Olmaz. Orada sen şimdi düğün sevinci yaşayamazsın abi. Ben bunu kabul etmiyorum. Sen zaten emniyet olarak böyle bir görev yap. Sen git 3 gün sonra git Ali Tamiyen'de neşeli bir şekilde, eğlenceli bir şekilde şeyini yap öyle kupanı al. Daha önce örneğin bu şey, bu, şey, bu ne demek canım orada kupa almak? Ne demek gidip oraya bayrak? Ne alacak yani? Başka bir şey mi alacak? Ya şimdi bakın. Bir kupayı alacak yani. Çok doğru. Biz önce kupaları değiştirmek zorundayız. Ben bunu kabul ettim. Şimdi Avrupa'daki anlayışla bizdeki anlayış çok farklı. Biz mesela tamam mağlup olduğunda bunu kabullenmek zorundayız. Üç sistemli. Galip geleceksin, mağlup olacaksın veya berabere kalacaksın. Şimdi bu üçten birisini kabul etmek zorundayız. Galip gelirken iyi, mağlup olduğunda kötü. Ya olabilir. İsyan. Bir futbolcu bu, şimdi önce şunu kafamıza yerleştirmemiz gerekiyor. Türk milleti olarak diyorum. Bir futbolcu 34 lig maçının 34'ünde de mükemmel oynayacak diye bir kaydımız yok. Öyle bir şey yok. Zaten yok futbol zaten. Çıkışlı inişlidir. Ben bunu şöyle söyleyeyim. Johan Cruyff'e hep döneceğim. Çünkü hakikaten öğrendiğim çok şey var. Futbol iyi futbolcu dedi. Grafiği budur dedi. İnişli çıkışlıdır dedi. Abi senin döndüğün adam dünyanın efsanesi. İşte ya. Ama bak. Dünya efsanesi. Şimdi ona da geleceğim. Ha. Johan Cruyff'ı Türkiye'de kaç kişi tanıdı? Yani beraber böyle 2-3 kişi yüz yüze oturup konuşmuştur. Uzaktan hep tanıdım. Evet. Örnek kaldım hep. Yani. Tabii. Ben bu adamla 3 sene çalıştım. Bu adam vefat ettiğinde Türkiye'de bir kişi bana demedi ki ya kardeşim sen bu adamla çalıştın. Nasıl bir insandı? Herkes çıktı televizyonlarda yorumunu yaptı ve tanımıyorlar Johan Cruyff'ı. Kim olduğunu, daha 1,5 sene önce ben Johan Cruyff'le Ajax stadında sarmaş dolaş olan bir insanım. Yani her zaman karşılaştığım, her zaman görüştüğüm bir insandı. Hatta Feridun'la da bu yaz bir program yapmıştım. Hakikaten iptal ettik. Johan Cruyff'ın yanına gidip ben hastalığından dolayı hemen geçmiş olsun ziyaretinde bulunacaktık. Maalesef vefat haberi gelince zaten ben yıkıldım. Kendim yıkıldım. Açık evet. söyleyeyim ben hüngür hüngür ağladım. Evet, büyük bir futbol. Desmond Heimert diye bir takım arkadaşım vardı. İkimiz de o gün aynı anda oyuna girdik. Galip, o zaman 2-1 galiptik ve o maç 8-2 bitti. Hiç unutmam. Ajax'ta ilk formayla sahaya çıktığım andır. 8-2 galip ve halen de onu konuşuruz. Desmond Heimert beni aradı. Dedi ki Johan Cruyff'ı kaybettik dedi. Ben yıkıldım, o yıkıldı. İşte Feride yanımdaydı konuşurken. Ağlıyoruz ya. Evet. Şimdi bu ne demek? Yani hakikaten benim için çok değerli bir insandı. Futbol tarihine gelmiş geçmiş en büyük damgayı vuran isimdir. Unutulmaz. Futbol dünyası için büyük bir kayıptı. Evet. Hocam deminki konuyla ilgili şöyle bir görüş beyan etmek istiyorum. Sizlerin fikirlerini de almak istiyorum. Şimdi İngiltere'deki futbol seyircisinin futbola yaklaşımı, taraftarlık anlayışıyla bizdekinin aynı olmasını beklemek ne kadar doğru acaba? Yani tabii elbette bir hani bir muasır medeniyet diyelim ona işte bir çizgisi olsun biz ona ulaşmayı hedefleyelim ama sonuçta farklı toplumlar. Yani Yüksel faciasını hatırlar mısınız? Sosyoekonomik olarak farklıyız, işte tarihsel olarak farklı yerden geliyoruz. Neticede olaylara verdiğimiz tepkiler de farklı olabilir. 86'da yani hani geleneksel bir tabirle hocam yani biz Akdeniz ülkesiyiz. Haliyle biraz kanımız hızlı akıyor, dinamik olacak filan. Yani mesela şey İngiltere'de maç seyrediyor. İngiltere'de tabii öyle değildi. Zamanla oldu. Onu da kabul ediyorum. Hani
holiganlık meselesini falan. Ama 86'da Başbakan Thatcher'in emriyle İngiliz kulüpleri UEFA Kupası'na meşhur faciadan sonra. Bu bir önlemdir yani. Bir yıl mı ne vermişti? O zaman Thatcher dedi ki hayır 5 yıl. Çıkması yasak dedi. Yani temelden başlayıp binaya ama sıfırı oradan ona konuştuğumuz zaman. O zaman şimdi sen Fenerbahçe tadında veya Galatasaray tadında kupa veriyorsan o zaman türbinleri yarı yarı açacaktın. Bu da radikal bir karardır. Açın bakayım o zaman. Ya şimdi bak İngiltere'de ne yapıyor? Mesela bir kale arkası. Oradan ben seyirci sayısını seyirci sayısını bir ortamda bir kale kupa arkası verseydin Galatasaray taraftarı en az 50 kişi 3 kişi ölürdü orada. Veya Fenerbahçe olarak. Ya tamam da Erdi bak şimdi. Ya madem onu o şekilde yapıyorsun. Yok. Şimdi İngiltere'de bakıyorsun. Kalenin arkası. Bir içimden Avrupalı değiliz. Tamam da yok. Ortamda da değiliz belki ama bir ortada arada bir yerde sıkıştık kaldık yani, gibi. Bizim bir tarafımız bu da böyleydi. Bir tarafımız da ortada oluyor. Evet tabii tabii. Yani biz bundan şey ama başka. Ama o zaman neye geleceğiz? Önce bir saygıyı öğrenmemiz lazım o zaman ülke olarak. Şimdi 15 Temmuz'dan sonra birleşebiliyorsak ne de biliyor muyum? Genetlerine göre tanklarımız işte oyunda onu söylemeye çalışıyorum. Ama siz hala Galatasaray Fenerbahçe yarı yarı yapın bu maçıda. Niye 2100 tane seyirci yapıyorsun? Yap yarı yarı yarı. Evet. Orada radikal bir karar alınabilirdi. Onlar yani. İşte bugün yaşanan ikinci işte yaşanan kombine işleri filan biliyorsunuz kombinelerden sonra derken, yarı yarıya filan. Ya tamam onlar şey olarak söylemiyorum. Belki hani bu maç için format yapabilirsin evet, yani. Bir formül ülkenin bütünlüğü ve birliği için bunu yapabilirsin. Elbette elbette. Yani. Özel bir dönem. Değişim yapılması lazım. Evet. Hooliganları statlardan şöyle bu hakaret edenleri ne bileyim yani bunlara bir artık yani kamera sistemimiz de var. Yani bütün statlarımız donanımlı. Azalacak. Böyle hooliganlık yapan biz insanları bir kere dışlamamız lazım. Evet, yani. Evet, Avrupa'da hep örnek gösteriyoruz ama Avrupa'nın yaptıklarını yapmıyor. Ya şu federasyon olarak, bütün kulüpler birliği olarak bir kanuna imza attı. Evet. Mecit imza attı. Evet, 6.22 sayılır. Bunu uygulamıyorsun. Niye çıkardın o zaman? Yani federasyondan başlayarak kulüp başkanları sen bunu uygula. Sen bunu uygula. Orada hesap bak, yapmayacaksın. Bunu uygula bak kimse bir daha bu şekilde davranabiliyor mu? Yaptırımları hayata geçirmesi lazım. Sen 6.22 sayı kanunu düşüyor. Yani şu taşkınlıkları yapan bu şekilde davranan kim varsa cedamla girmesi lazım abi. Tabii doğru. Ya doğru. Yani cezalar olması lazım. Doğru. Yani 5 tane kaybedersin ama 20 tane arkada bekliyor. Yeni gençler geliyor. Ya, evet. Yani başkanlar yani. Geliyor değil. Feridun dışarıda sırf holiganlar yüzünden maça gitmeyen binlerce insan tamam, var. Tamam bunu söylüyorum. Alma, sen bu tür insanları tribünlere çekmen lazım. Belki o insanlar ayıklanacak olursa... Ya şimdi bizim aslında toplumun her alanında, yani bu spor olsun, siyaset olsun, diğer farklı alanlar olsun, insanların cesaretleri cürete dönüşmüş vaziyette. Evet. Yani cesaret başka bir şey, cüret etmek başka bir şey. Ben hep onu söylüyorum. Yani sosyal medyada insanlar birbirine nasıl sallıyor ya? Yani bu bir cürettir ya. Aynen inanılmaz. Yani tribünde işte bakın, o küfürler... Temel eğitime. Ercan'cığım, evet. Şu daha 2 gün önce yaşanan... Metrobüs'te şoförü kızdı diye orada 100 kişinin hayatını riske eden bir adam ya. Evet, şemsiyeyle ya böyle bir şey olamaz. Böyle bir cinnet alır herhalde yani. Şaka gibi yani. Allah'tan korkuyor. Bu insanın hayatını tehlikeye atabiliyor yani. Ama tabii abi Türkiye antidepresan ilaçlarıyla rekor kırmış bir ülke. Yani insanların tamamı neredeyse özellikle büyük şehirlerde herkes gerçekten sıkıntı yaşıyor yani. Herkes stresli. Herkes stresli. Biz de biraz stresten uzaklaşalım. Sevgancım, evet. Dünyanın hiçbir yerinde o adamın savaş dahil olmak üzere 50 sene 100 sene. Şöyle bir olayda bir öyle bir milletiz ki tankın paletlerin altına yatabilecek kadar evet. Cesur bir şey milleti değil. Evet, yani. Hocam konu açmışken o günlerden unutmadığım bir kareyi şimdi hatırladım siz söyleyince. Galiba Boğaz Köprüsü civarında, artık adı değişti 15 Temmuz Şehitler Köprüsü civarında bir gençten bir arkadaşımız, vatandaş ileride işte tanklara karşı orada bir şey yapıyorlar, hareketlenme içindeler ama bir yandan da arkadaş sigarasını içmeye devam ediyor. O kadar da rahat. Yerde, yani. Orada uzanmış. Bir yandan sigaradan nefes alıp bir yandan da arkadaşlarına ihmal ettim. Burada bir vatandaş tanka binmiş Karadeniz'de. Ya. Gördün tanka sürüyor. Tabii. Çözdüm de 15 dakikada. İş makinesi şoförüymüş bayağı tanka almış götürüyor yani. Ya baba tam 150 kilometre süratle motorla tankın üstüne giden bir motorcu var yani. Evet. Artık yani askerde indirden en ton. Evet. Demek yani düşünebiliyor musun? Dünya bu sesimizi. Yani bu ülke kolay kolay teslim olacak bu ülke. Bunun içinde diyoruz ya. Birlik beraberliğimiz şart.
Evet. Ve eğitimimiz de şart. Şart. Eğitimin ne kadar önemli olduğunu bir kere daha vurguluyoruz. Ben mesela altyapıda çalışırken hep söylediğim bir şey vardır. Çocuklara öncelikle okul diyorum. Okulda başarılı olacaksın kardeşim. Öyle spor gibi. Zayıfla gelme karşıma. Ben eğer hocasıysam, o çocukların hocasıysam, futbolu öğretiyorsam, aynı şekil onu öyle bir yönlendirmem gerek ki okuldaki hocası da memnun kalacak. Çünkü benimle top oynayabilirsin. Ama orada da eğitimini alacaksın. Çünkü okul olmayınca çocuk cahil büyüyecektir. Cahil olunca da ne oluyor? Zaten argo kelimeler. Benim bakın bunu hakikaten söylüyorum. Bak ben 15 yıl bir fiil altyapı çalışması yaptım. Benim takımımda bir tane futbolcu argo kelime kullanmamıştır. Ben de dahil. Hayatta futbolcuya bağırırım ama asla argo kelime kullanmam. Neden? Çünkü ben ona eğitimi vermek zorundayım. Benim görevim oysa ben onu vermek zorundayım. Evet. Ama bizde bakıyorum. Cengiz'in kulakları çıkıyor. Yani o kadar hocamız var ki hakikaten söylüyorum. Yani bir futbolcunun yanında konuşmayacağın şeyleri konuşabiliyorsan o zaman bitiyorsun yani. Biz biraz hani deve boynu eğrim misaline dönüyor. Yani neremiz doğru ki bura konu buralara. Onun için bir temel eğitim atmak yani zorundayız. Işte, sorun yani, arka arkaya. Hepsi böyle. Hepsi şey İnşallah önümüzdeki programlarda bunlara. Trabzon'da hakikaten söylüyorum. Dün taç kullanılıyor. Feridun'a gösteriyorum pozisyonu. Tacı kullanırken 20 tane futbolcu sayıyorum biliyor musunuz? 40 metrekare içerisinde. Ne kadar güzel. İki kaleci hariç dar alanda kitap atacak. Dar alana herkes sıkışmış. Ya bir tacı kullanırken aç bakayım bir oyunu. Bu da bizim futbol tekniğimizi götürüyor. Dar alanda oynayabiliyoruz. Açın ya şöyle rahatlayın ya. Ya top almakta zorlanıyor. Yok hiçbir şey yok. Değil ki açsınlar. Peki hocam hocalarımız mı? Yani teknikle şimdi hocalarımız bunu biliyorlar. Değil mi? Yani hepsi okullar bitiriyor. Sertifikalar alıyor. Lisanslar alıyor. Yani bunu biliyorlar. Futbolculara mı iyi anlatamıyorlar? Futbolcular mı anlamıyor? Futbolcular anlamıyorlar da yapamıyorlar. Yani ben bunu, şu anda bunu, konuyla ilgili hiçbir şey demeyeceğim. Neden dersen bunu bilenler zaten biliyor. Şimdi, Türkiye'de mesela biz hocalık kursuna gidiyoruz. En azından neyi yapıyoruz? Ya orada bir temel eğitim almak için kendimizi eğitiyoruz. Evet. Yani biz hocalar olarak zaten federasyonun açmış olduğu kursa gidiyoruz. Biz burada kursu alıyor muyuz? E bu aldığımız kursun yani bir tanesinin aklında kalıyor mu acaba? Herkes o diplomayı aldıktan sonra tamam diyor. Ben aldım, bitti. Eğitimin biten kendimizi, bir şey olduğunu düşünmek kendimizi eğitmiyoruz. Özgü bir problem zaten. Eğitim bilmiyorum bitmez. Yani bak mesela Erdo olsun, Ferid olsun biz bir araya geldiğimiz zaman hep biz o dönemki oynadığımız futboldan işte neler yaptığımızı misal şu anda neler yapılıyor, neler konuşmamız lazım. Evet. İnşallah işte, önümüzdeki programlarda hepsini konuşacağız hocam. Konuşacağız. Şimdi hepsini bir programa sığdırmayın. Evet, yok daha çok konuşacağımız o kadar çok şey var ki. Şimdi belki Ercan abi kızacak bana ama ben bir şey duydum. Hayrola? Yok yakınlar mıyım ya? Yani, ne duydun? Ercan abi buradan demin de Sitaş'la bahsettiğimiz Aziz Yıldırım Başkan'ın güzel taklidini yapıyormuş. Şöyle duydum ben. Allah'ım. Nereden bağlanacak diye. Nereden öğrendin sen bunu? Ben de bağlanacak diye dedim Aziz Bey ama. Yerin kulağı var. Ecem tamam şuradan gidip telefonla bağlantan hiç seni görmeden daha inandırıcı olabilir belki. Ne yapayım taklidini mi yapayım? Yani şimdi ama bak söyledik. Deminden beri başından beri savunuyorsun Aziz Başkan'ı ama şimdi taklidini yapacaksın. Vallahi bilmiyorum. O Aziz Başkan, diyor. Aziz Başkan. Soyunma odasına giriyor buraya da giriyor. daha evvel taklidi yapıldığı vakit onlara. Tabii canım. Aziz Başkan. Ya zaten taklit kimin takliti yapılır? Aslını yaşat. Aslını yaşatır. Her zaman. Bak taklit yıllarca sanat güneşimizin taklitini yaptılar. O hiç kızdı mı? Hiç kızmadı. Niye? Dedi ki kardeşim aslını yaşatır. O, zaten o çıkardı bu ilk sözü. Dolayısıyla ben taklidi yapılacak bir insan olmak çok isterdim. İşin açıkçası. Keşke tabii. Öyle olsa. Sen bunu nereden... Ben öyle duydum. Dilersen size ben bir soru yöneltim. Şekerini yükleltelim. Ben şimdi size bir soru yöneltim. Fenerbahçe'yle ilgili. Bir dakika bak. Programın başından beri gözlüğümü takmıyordum. Evet. Gözlüğümü takayım mı? Gözlükle yapılır bu. Fenerbahçe'yle ilgili bir soru yöneltelim size. Nasıl görüyorsunuz? Bugün maçı kazandı. Veysel'cim bak şimdi bak. Benim canım sıkma. Adam hasta yapma tamam mı? Bak şimdi kardeşim.
Sen bak ben bir saattir, iki saattir burada oturuyorum ama söz hakkın yenemez. Ben Fenerbahçe Kulübü Başkanıyım, tamam mı? Adamı hasta etme. Canımı sıkma. Siz de çekmeyin lan. Adamı hasta etmeyin. Kamera mı? Dışarı. Sinirlerimi bozma. Sonra ne sor? Ne yapıyorsun? Bir sorayım ben ama nasılsın? İyi misin kardeşim? Nasıl, her şey yolunda mı? O numara sorununu çözdü mü Fenerbahçe? Ben şimdi Esen'cim bu erdeği ben aldım. Tamam, ben aldım. Çok büyük para verdim buna. Çok büyük para verdim. Ne yaptın o paraları? Vallahi, ne yaptın o paraları? Valla yani... Hiç görmedim. Ev mi aldın? Ama şey, yönetim kurulunda bazı arkadaşlar ödemediler paraları. Siz ödediler diyordun değil mi? Ben hepsini ödedim. Ben o zaman Fenerbahçe Kulübü'nün başkanı değildim. Öyle olmasa evet. Seni aldım. Doğru mu söylüyorum? Aldım. Doğru mu söylüyorum? Kameraman. Doğru mu söylüyorum? Adam hastetmeyin, çıkın dışarı. Ben Fenerbahçe Kulübü başkanıyım. Adam hastetmeyin. Hayır canım, bravo ya. Hayır, gerçekten on numaraydı. Buna bir de sanatlı olan olayı soru yoktururlar bana. Sen sormadın, ben söyleyeceğim. Evet, Şimdi ben Samet'e dedim ki, Samet dedim bak, ne yapıyorsun? Alex geldi, elinde telefon var. Ben böyle oturmuş, böyle. Saygısızlık yapmış. Böyle saygısızlık, elinde telefon, mesaj çekiyor. Ayıp. Ben Fenerbahçe Kulübü başkanıyım. 18 seneden ben Fenerbahçe Kulübü başkanıyım. 18 sene daha yapacağım. İnanılır da yapacağım. Dedim, Alex dedim yani sen niye böyle yapıyorsun yani, ayıp değil mi dedim yani, sen böyle konuşmalar, tavırlar falan filan, kovarım, hepsini kovarım. Bir de anons meselesi var, biliyorsun anons meselesi var. Bana diyorlar ki dövdün mü diyorlar adamı, dövdün mü diyorlar. Dövdüm, dövmeyeceğim mi? Anons yaptı, bizde şey kurban mı ne diyorlar ona, kurban mı diyor, timsah yürüyüşü yaptık ya, biz lojam var benim, kocam orada timsah yürüyüşü yapıyoruz, bak şampiyon değilmişiz. Çok iyiydi ya gerçekten. Emin ediyorum. Bunlar başkanı görmedi lazım. Uzağınız başkanı böyle söyle tekrar selam. Başkanı da kulaklarını çınlattık. Sayın başkanım, buradan size sevgiler ve saygılar sunuyorum. Sizi çok seviyoruz. Allah bizi sizi başımızdan eksik etmesin inşallah. Yavaş 8 yıllar. Bu 18 yılda inşallah takımımızın başına alalım. Kıskanmayın bu arada. Feyyaz'ım sen kıskanıyormuş. Ben kıskanım. Öyle hissediyorum yani. Biz seviyoruz başkanım. İnşallah sizin de taklit yapacak bir başkanınız olur. Hadi inşallah. İnşallah. Teşekkür ederim. Gerçekten harikaydı. Gerçekten harikaydı. Evet, bence iyi bir başlangıç yaptık. Biz şimdi yarın yine ekranlarda olacağız. Yine seyircilerimizin karşısında olacağız. Tiki Taka programıyla. Biraz o programdan söz edelim istiyorum. Yani orada yarın ne yapacağız? Hocam... Ya Tiki Taka'yı neden... Önce O isim nereden geldi? Şimdi lazım. Önce onun bir kısa açıklamasını yapalım. Yani Barcelona'nın oynadığı oyun anlayışından dolayı böyle bir esinti yapıp... Hedefimizde Türkiye'de bunu... Anlamı var galiba değil mi? Tabii Tiki Taka, pas yapan bir takımın, yani hakikaten söylüyorum, bir Barcelona'yı seyrederken o pas yapmaları... Bir de Tiki Taka var. Tiki Taka var yani, bir de Vendorolo. Biliyorsun değil mi Türkiye'de? Tiki Taka diye bir olay vardı. Onu bilmiyorum. Onu sen açıklarsın. Onu da sen açıklayacaksın. Ercan bir program daha. Bir program daha yapalım. Mesela bak haftanın 5 gecesi yapabiliriz spor programı yani. Tiki Taka. Ya biliyorum artık takla, yani şu bu program artık şeyden direkt spor programı olmaktan önce bir adam magazine de girdi. Evet. Değil mi yani? Ya zaten bilmiyorum. Aslında spor magazin de içine alan hep yıllarca. Sizin zamanınızda yok muydu? Abi sizin zamanınızda şu vardı. Müsaade ediyor musun? Öyle sayın Reysel, sayın moderatörüm. Sizin zamanınızda ne vardı? Sürekli gazetelerde, tamam o zaman gazete vardı. Futbolcu sanatçı ilişkileri vardı. Sanatçı ilişkileri bu bir. İkincisi bir de yakışıklı futbolcu. Evet tabii. Yani en yakışıklarından biri Erdoğan'dı valla. Teşekkür ederim ama birden çok yakışıklar vardı ya. Semih vardı. Saçlar tabii, vardı. Bizim dönemin Metin Sarı Fırtına Metin vardı. Hala bir de yarışmalar yok. Selam. Ama bir de yarışmalar yapılıyordu. Bizim Feridun gençliğinde bu kadar. Yakışıklı değildi. Hayır, Mustafa Demir'di. Mustafa yakışıklı değil mi? Gecenin ilerleyen saatlerine farklı bir şekilde bakıyor bize. Yani. Hayırdır kardeş. Yalnız abi bak vallahi bir şey söyleyeceğim. Doğru söylüyor. Ben fotoğraflarına yani futbol o şeydeki takımdaki resimlerine baktım. Şimdi daha böyle daha farklısın yani. Teşekkür ederim. Fidik olarak bile dahil gelmiş. Evet. Büyük moral verdik. Evet. Vallahi hemen gece çıkıyorum dışarıya. Yani. Ya bir de bu son James Bond'dan sonra direkt yani ilk gören senin dublörü falan danacak yani. Bizim yukarı köyden o arkadaş. O da bir deli galiba. Sen bilmiyorsun, anlatmadım sana. Bir ortama girdik. Orada Daniel Craig olarak hemen hakikaten çağırdılar. Dediler ajansa çağırdılar. Direkt
Ya adam buraya gelmesine gerek yok. Menajerim yoktu, anlaşamadık kardeşim. Değil mi ya? İşte bak, menajerlik olayı aslında çok önemli bir olay. Ama yakında olacak, yakında olacak. Şeyler yapılıyordu. Resimler konuluyordu. Evet. Futbolcuların resimleri. Herkes gazeteye oy gönderiyordu. İşte evet, yılın evet, en evet, yakışıklı futbolcusu seçiliyordu. Çok değişik şeyler var tabii. Bacak yarışması vardı. Futbolcunun hangi futbolcunun bacağı daha güzel? Televole programı. Her şey para oldu abi. Evet. Yani Acun Olcalı dediğim kardeşimiz, yani oradan futbol muhabirinden gelip daha sonra işte yine sporla ilgili nedir o televole demeyelim de ona Acun Firarda'yla başladı. Acun Firarda'yla başladı. Yani Show TV ile ilgili bak nerelere geldi. Can Tanrı'ya. Yani futbolun magazini her zaman ilgi çeken bir konu. Bir şey de söylüyorum da özür dilerim. Yayının sonunda da mikrofonlar da uçmaya başladı. Futbol magazini her zaman ilgi çekmiştir. Biz de dönem dönem belki yeri geldikçe ya biz görüşleriz. İç içe oldu zaten bu iki. Yani ayırmak birbirine mümkün değil. Yani futbolu üst düzeye taşımak zorundayız. Yani bunları hakikaten de bak bugünkü konuşmamız her şeye değindik hemen hemen. Yani bence bunu daha sık yapılması lazım. İnsanlar bunu daha çok sık duyması gerekiyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum yani Erdi Feridun. Şimdi şöyle bizim de bugün benim ilk yayınımdı. Canlı yayın. Valla bravo. Yani sürçülisan ettiysek seyircilerden, izleyicilerden özür diliyoruz. Tam tersi. Ama yarın onların da katkılarını bekliyoruz. Evet. Soru bekliyoruz. Telefon bağlantıları. Tabii telefon zaten bağlantısı, mesaj bekliyoruz. Cevaplayalım. Tabii. Yani biz böyle bugün biraz konudan konuya zıpladık. Tamam. Gündemde çok şey var ya. Burada aslında bugün ben konuğunuzum ve bundan sonraki programlarınızı oturacağım. Zevkle izleyeceğim. Onu yayının başında da söyledim. Bir televizyon izleyicisi, spor programı izleyicisi olarak benim beklentim, bir izleyici olarak sizler spor adamısınız. Benim beklentim bir kere insanların kişisel bazı saldırıya geçmeden, yani insanları rencide etmeden ama yaptıkları meslekleri eleştirme, kişilikleri, onların karakterleri. Çünkü hiçbirimiz böyle bir hakka sahip değiliz. Hayır, kesinlikle. Hiçbirimiz böyle. Ben onları duyduğum zaman işte şimdi yani ağzından bir kelime çıkacak hemen programın hangi program olduğu anlaşılacak. Şimdi söylemek istemiyorum hani burada polemik yaratmamak için. Siz biliyorsunuz yani işte şöyle mi böyle mi bilmem ne. Bunlara girmeden futbolun konuşulduğu, futbolun tartışıldığı ama ne kadar güzel anıları anlattık. Yani sizlerden ne biçim anılar var. Bak hem futbolla ilgili anılarınız var hem özel hayatınızla ilgili anılarınız var. Bunlardan bahsederek insanların keyifli 2 saat 3 saat geçirebileceği bir programı izlemeyi ben bir futbol izleyicisi olarak, spor sever olarak çok arzu ediyorum. İnşallah bundan sonraki programlarınızda bunları görürüz. Erdi abi bugün şimdi, bize konuk oldu ama inşallah seni de sürekli görürüz. Ya fırsat bulunca gelir der zaman da şimdi aynı senin söylediğin gibi bir olay yaşadık biz bir gün. Rıdvan bir gün Oğuz uzaktan bir şut attı, gol oldu. Rıdvan, ben de yedek kulübesinde oturuyorum. Rıdvan geldi, bir şey söyledi bana. 28 bin kişi var şampiyon olduğumuz sene. 3 gol. Fıstat zaten kapalı kişi oynuyoruz. Herkes merak ediyor. Ne söylüyor? Hep sonra anlatacağım. Tabii herkes merak ediyor. Onu da açıklamak zorunda kaldım. O hafta rahmetli Lefter Hocam bir yazı yazmıştı. Oğul için işte oğlum iyi özellikleri, kötü özelliklerini işte şut atmaz falan filan. Oğul da oğlun otundan vurdu. Gol oldu abi. Rıdvan gel gördüm dedi. Ya Lefter Hoca da yanıldı dedi. Yani onu söyledi. Ya, benim aklıma gelmedi lan. Rıdvan nereden aklına geçti? Rıdvan'ın şeytanlığı da oradan ortaya çıkıyor. Yani. Ya ben buradaki adam. Rıdvan Hoca'nın anlattığı, bir televizyon programında anlattığı bir, belki biliyorsunuz ama bilmeyenler varsa şimdi bunu kısaca anlatmak istiyorum. Şimdi bu o yani onların işte hocamın futbol oynadığı dönemlerde işte insanlar birbirine şaka yapma metotlarından bir tanesi. İşte sen işte Fatih'i tanıyor musun? Kim Fatih? Fatih Sultan Mehmet. Böyle bir şey. Bayat espriler falan. Takımda da o sene Ömer Kaner yardımcı hoca bütün takımı bunlar kandırıyor, bir tek Ömer Kaner kanmıyor buna, hiçbir şekilde ona bu şeyi yapamıyorlar, şakayı yapamıyorlar. Ondan sonra bir gün bir maç oynanıyor, maçta hatta sanırım Türkiye Kupası maçı ve yani mağlubiyet şeklinde şey yapacak yani
mağlup olacak ve elenecek Fenerbahçe. O kadar önemli bir maç. O sırada Rıdvan oyunda Fenerbahçe'den bir futbolcu sakatlanıyor. Ama şey tarafta yani. Karşı tarafta. Bayağı uzak. Ömer Hoca da tabi o sırada ayakta falan filan. Rıdvan oradan deparla koşa koşa şeye geliyor. Yedek kulübe. Yedek kulübesine geliyor. Hocam diyor, Murat diyor sakatlandı diyor. Çok kötü diyor ayağı diyor. Aa, öyle mi diyor? Sonra dönüyor. Kim lan diyor Murat diyor. Fenerbahçe'de öyle bir Murat yok ki. Dördüncü Murat diyor. O öyle diyor. Yapar. Ya sen arkadaş yani böyle bir önemli maçta nasıl bir ruh halidir yani. Ya Rıdvan bugün Samsun maçı oynuyoruz. Rahmetli Mete Nur için de yattı. Çok da yakın arkadaşımdı. Samsun'daki trafik kazasında öldü. Mete topu aldı gidiyor. Rıdvan da arkadan bas koş dedi. Bu topa bastı Mete rahmetli Nur için de yattı. Başladı koşmaya. Bak gelecek diye Rıdvan topu bu tarafa takar. Daha şimdi o kadar zeki bir adamdı. Evet, çok çok. Savunacak şeyleri düştü. Çok kısa de, oynadı benim üzüldüğüm. Çok. Yani. Yani. Ya şimdi 9 tane kaldı Rıdvan aşağı yukarı Fenerbahçe'de. Benim aşağı. Tam dolu dolu bir 3 tane oynadı. Maalesef. Evet. Yani hep takatlıklar, hep... Kaç defa ameliyat oldu? 14-15? Ya işte o yet için Trabzon'daki maçta ayağını çok kötü vurdu orada. O bir de tabii galiba tıbbi... Kesiciliği olarak... alalım böyle değil mi? Kulaklar evet. için. Ya şimdi Rıdvan'la ilgili, şimdi konu açılmışken Rıdvan'la ilgili bir olayı da anlatayım. Rıdvan bilmiyorum, dinliyordur inşallah. Şimdi... Dinletiriz abi. Bir gün, ya dedi İsviçre'ye gidecek ameliyata. Dedi geldi beni havalanına bırakmaz, tamam bırakayım. Tam geçil odadan Yeşilköy'de International Hastane vardı diyorum, isim vermeyeyim de orada bir o dönemin ödev hastanelerden bir tanesi. Ya derdi şurada benim filmler vardı gidip alır mısın dedi falan. Ben de ne bir saf gittim. Gittim hocayı buldum. Hocam dedim böyle bir Rıdvan dedim filmler dosyaları falan. Dedi Rıdvan nerede? Dedim İsviçre'ye gidiyor. Ya dedi ameliyathanede bir 4 doktor onu bekliyor dedi. Gerçekten ya. Rıdvan İsviçre'ye ameliyata gidiyor. Şimdi oraya gitmedi çekinden elde. Bana da söylemiyor. Ya her dedi şunu dosyayı alır mısın? Filmler falan var dedi. Tamam gittim adamlar inanamadı ya. Adam İsviçre'ye ameliyata gidiyor. Burada 4 tane doktor onu bekliyor ameliyat olacak. Allah Allah. Rıdvan böyle bir adam abi. İlginç. Kulakları çınlasın. Aynen yani, kulakları çınlasın. Rıdvan hocamızın da bir rahatlık yaşadı. Biraz rahatsızlığı şu var. Ama şu anda iyi gayet iyi şu anda. Programlara da başladı. Evet. Yani iyi bir ameliyat geçirdi. Bakarsınız, İsviçre'ye gitmeden Türk doktorlara geçirdi. Bakarsınız orada. Programınızın ilerleyen dönemlerinde Rıdvan Hoca da bir programa konuk olarak i̇nşallah, gelir. İnşallah. Ben yurt dışında bak ortopedi olarak mesela bir futbolcuların Türkiye'de ameliyat olmasını isterim. Evet. En iyi isterim. Doktorlar bizde. Gerçekten öyle. Çok çok iyi doktorlarımız var. Ben bu yaşamı bitirdiğim sakatlığımdan dolayı dizimden ben burada Türkiye'de ameliyatım oldum ve rahatladım. Evet. Onun için evet. Türk doktorlarımız evet. Müthiş. Yok yok gerçekten. Yani size doğru böyle. Kapatalım mı? Evet. İsim tamam. Söyleyebilir miyiz? Tamam çok mesajın kısa. Mesajın çok kısa. Evet söyle evet. Abi söyle. Antalya'da Alanya'da Veli kardeşimin kızı Melisa özellikle istedi. Onu öpüyorum. Berlin'deki arkadaşlarıma, çocukluk arkadaşlarım izliyorlar. Onlara da çok selam gönderiyorum. Hatay'da iki tane dostumuz var. Kenan Mattıoğlu ve Mehmet Alakuş'a da çok sevgiler, saygılar. Evet. Hocam sizden de bir cümle. Ben de bütün tanıdıklarıma, özellikle de benim ufak kızım. Ondan biraz ayrıyım. Aa maşallah çok tatlı. Dünya tatlısı. Eşime sevgiler saygılar. Evet teşekkür ediyoruz size de. Hocama. Nerede hocam? Bir izleyen herkese. Sen de bana selam gönder. İzleyen herkese saygılar sunuyoruz. Çok teşekkür ederim. İzlemeye devam etsinler. Bu programda daha çok büyük sürprizler olacaktır herhalde. İnşallah. Evet ben tabii teşekkürü hem size etmek istiyorum hem de Kanal G ailesi olarak ilk önce bu program hazırlanmasında ve bundan sonraki süreçte inşallah çok daha başarılı olacak ona i̇nşallah. Kesinlikle eminim. Bu programın bir de gizli kahramanı var. O da karşımızda oturuyor programın başından beri Mahter Hanım. Evet. Sevgili Mahter Hanım ben biliyorum emeğini bu zamana kadar. Hakkını ödeyemeyiz gerçekten. Ben sizin kendisine de çok teşekkür Hanım. Ediyorum. Ellerinize sağlık. Bize çok destek oluyorsunuz. Vallahi inşallah dediğim gibi başarılı, böyle güzel bir sezon olur. Keyifle izleriz. Ben çok aslında bugün ben kendi programlarımda canlı yayınlarda hiç heyecanlanmıyorum bir adamım. Evet. Yani böyle ama bugün programın başından beri şu ana kadar o heyecanım var. Hiç kaybetmedim. O da herhalde
Hem tabii sağımda solumda böyle karşımda çok değerli üstadlar, mesleklerinde zirveye ulaşmış insanlar. Onların tabii bana katmış olduğu bir heyecan var. Dolayısıyla bir de programın akışını da tabii merak ediyordum aslına bakar. Ne yapacağız değil mi? Mahdi abi. Hani hepimiz onu merak ediyorduk yani nasıl olacak diye. Ama şey aralarında, reklam aralarında da şey yaptık, insanlarla haberleştik. Herkes çok akıcı, çok güzel. Özellikle moderatörümüzün olaya çok hakim olduğu konusunda hemfikirler. Başarılarınızın devamını diliyorum. Teşekkür Bundan sonra ekran karşısında sizleri izleyeceğim. Teşekkür ediyoruz biz de güzel sözlerinizi. Estağfurullah. Evet, hep beraber alkışlayalım o zaman. Evet, hadi bakalım. İlk programı alkışlayalım. Bu ilk programda hatalarımız, kusurlarımız olmuşsa bağışlamanızı diliyoruz. İnşallah önümüzdeki programlarda daha keyifli, daha lezzetli, daha kaliteli şekilde karşınızda olmaya devam edeceğiz. Biz de son söz olarak şunu söyleyeyim. Kanal G ailesine teşekkür ediyoruz. Kamera arkasındaki arkadaşlara özellikle de teşekkürlerimi iletiyorum. Yönetimler evet. Ve rejideki evet, arkadaşlara. Evet, çok teşekkür ederim. Ve bütün konuklarımıza da Erdi Hocam, Feride Hocam, Mustafa Hocam ve Erzen abi size de teşekkür ediyorum. Başka bir yayında yarın akşam biz tabii Tiki Taka'da görüşmek evet. Üzere. Hoşça kalın. Evet. İyi akşamlar.